Herkese merhaba, videoma hoş geldiniz. Ben Buse. Bugün sizlerle kazak göreceğiz. Ekstra kısa bir kazak olacak. Göğüs üzerinde bitecek. Ama benim anlattığım şeylerle daha da uzun veya kısa, geniş, bol örebileceğinizi göreceksiniz. Hepsini video içerisinde anlatacağım. Bu şekilde farklı tarz bir ip aldım. Simit ip ya da donat ip olarak geçiyor. Renk geçişli bir ip. Hem bu videoda sizlere göstermiş olacağım hem de ben de deneyimlemiş olacağım bu ipi. Bu şekilde soğuk renklerde ipler seçtim. Sonbahara uygun olsun istediğim için. İpim 140 gram, 215 metre bir ip. Ben de bundan birkaç tane var. Videonun sonunda ne kadar ip kullandığımı anlatacağım. İpime uygun olarak 5 milimetrelik bir şiş kullanacağım. Misnalı şiş olması önemli değil. Kolda kullanacağım yine misnalı şişi dikişsiz olması için. Ama misnalı şiş olmadan kolu nasıl örersiniz onu da anlatacağım video içerisinde. Dilerseniz misnalı şiş kullanabilirsiniz. 80-100 santim olması ideal olacaktır. Eğer dediğim gibi misnalı şişiniz yoksa normal uzun düz demir olan şişlerden de kullanabilirsiniz. Herhangi bir çeşit iple örülebilir. Yani orta kalınlıkta ip olması tabii ki de daha güzel gösterecektir kaza. Eğer daha kalın veya ince ip kullanırsanız ilmek sayılarınız değişecektir. Onları da video içerisinde anlatacağım. Şimdi ilmek alarak başlayacağım. Yeni başlayan arkadaşlar için de göstereceğim nasıl ilmek almanız gerektiğini. İpimden belli bir uzunlukta bırakıyorum. İpin geri kalanının olduğu bölümü parmağıma doladım. Bu bıraktığımız ip bizim alacağımız ilmek sayısına oranla aynı uzunlukta olmalı. Bu ipin geri kalanına bıraktığım parçayı baş parmağıma bu şekilde doluyorum. Şişimi aldım. Baş parmağıma doladığım bu parçanın burada oluşan boşluğun altından şişimi geçirdim. Parmağıma dolanmış olan parçaya doladım şişimi ve geri aynı boşluktan çıktım. Sıkılıyorum. Birinci ilmeğim olmuş oldu. Çok sıkılamayın çünkü örerken zorluk olacaktır. Tekrar bu parçayı baş parmağıma doladım ve bir çapraz yaptım. Bakın. Altta boşluğun altından şişimi geçiriyorum. Asıl ipin dolanmış olduğu parmağımla parmağımdaki ipten ilmek alıp geri çıkıyorum. İkinci ilmeğim oldu. Bu şekilde toplam 70 tane ilmek alacağım. Çok sıkmıyorum. İlmek almayı bitirdim ve 70 tane ilmeğim var. En son bu kadar ipim kaldı. Bu noktada 1 veya 2 tane düğüm atarsanız ilmekleriniz çözülmez. Düğümü attıktan sonra örgümü çeviriyorum. Lastik örgüyle başlayacağız. Lastik örgüyü ben iki ters iki düz şeklinde yapacağım. Dilerseniz başka teknikle de örebilirsiniz. Bir ters bir düz örebilirsiniz veya haroşa lastik yapabilirsiniz. Nasıl hoşlanıyorsanız o şekilde lastik örebilirsiniz. Şimdi iki tane düz öreceğim. İpim arka tarafta. Şişimi ilmeğime geçirdim. İpi doladım parmağımdaki ipi. Ve geri aynı noktadan çıkarak ilmek çıkardım. Sol şişimdeki ilmeğimi boşluğa aldım. Tekrar ipim arkada. Şişimi ilmeğime geçirdim. İpi doladım ve geri aynı noktadan çıkıp ilmek çıkardım. Sol şişimdeki ilmeğim boşta. İki düz ördüm. Şimdi ters öreceğim. İpimi ön kısma alıyorum. Şişimi bu sefer bu şekilde yerleştiriyorum. Normalde böyle alıyorduk.
Sol çapraza doğru şişimi geçirdim. İpi doladım ve geri aynı boşluktan çıktım. Ters örmüş oldum. Sol şişimdekini boşluğa aldım. Tekrar ipim ön tarafta. Şişimi geçiriyorum. İpi doladım. Geri çıkardım. Sol şişimdeki ilmek boşlukta. İki düz, iki ters ördük. Tekrar düz öreceğim. İpim arkada. Ve bu şekilde sıra sonuna kadar iki düz, iki ters öreceğim. Son iki ilmeğim kaldı. Onları da düz örüyorum. Bu şekilde örgümü çeviriyorum. Şimdi en son iki tane düzle bitirdiğim için iki tane ters ilmeğim var. Ters ve düz ilmekleri nasıl ayırt edersiniz onu anlatayım. Ters ilmekler çizgi şeklinde görünürken düz ilmekler bu şekilde V şeklinde görünür. Şimdi düzle ördüğüm için önüme ters geldi. Ters örmek için ipi önde tutuyordum ve o şekilde örüyordum. İki tane tersi örüyorum. İki tane düz var. İki düz örüyorum. Yani artık önüme ne gelirse bu şekilde lastik uzayana kadar devam edeceğim. Sıra sonuna geldiğimde yine örgümü çevireceğim. Arkasından ne denk gelirse onu öreceğim. Tersi ters, düzü düz. Bu şekilde lastik boyu ne kadar olsun isterseniz devam edebilirsiniz. İkinci sıramın da sonuna geldim. İki tane tersimi örüyorum. Yine örgümü çevireceğim. Tersle bitirdiğim için düz gelecek. Bakın V şekli daha da belirgin olmaya başladı. Üst sıralara çıktıkça artık karıştırmamaya başlayacaksınız. Bakın tersler çizgi, düzler başak şeklinde. Bunu 11 sıra olana kadar devam ettireceğim. Dediğim gibi lastik daha uzun veya kısa olsun isterseniz onu ayarlayabilirsiniz. Peki ben bu lastik bedenin sayısını neye göre belirledim onu anlatayım. Şimdi benim öreceğim kazak dediğim gibi göğüs üzerinde kalacak. Crop çok kısa bir kazak olacak. Bolero gibi. Onun için kol altından kol altı hizasına gelecek şekilde ölçtüm. Santimine baktım ve ona göre bir ilmek belirledim. Yani 40-45 santim arasında bir lastik oldu bu. Şu şekilde. Eğer ki siz salaş seviyorsanız, dökümlü dursun, üzerimde yapışmasın diyorsanız, ilmek sayısını 70 yerine 90, 100 gibi artırabilirsiniz. Omuz ve boğaz kısmına geldiğimizde nasıl dikmeniz veya nasıl ilmek ayırmanız gerektiğini anlatacağım. Siz sadece bu kısmı ne kadar genişlikte istiyorsanız ona göre belirleyebilirsiniz. Eğer kullandığınız bir kazağınız varsa üzerinizde duruşunu sevdiğiniz, onun üzerinden ölçerek baz alabilirsiniz. Dediğim gibi ben önce ilmek sayısını aldım, ölçtüm ve benim istediğim gibi kol altının biraz altında, göğüs üzerinin hizasında istediğim gibi duruyor. Bu şekilde dediğim gibi 11 sıra olana kadar devam edeceğim. Buradaki başak modelleri veya çizgi modelleri sayabilirsiniz. Tekrardan yeni sırama başlayacağım. Düz geldiği için düzle devam edeceğim. İki düzümü örüyorum ve iki tersimi örüyorum. Lastik örgüyü tamamladım. Bu şekilde görünüyor. Buradaki başak modelleri veya ortadaki çizgileri sayarak
kaç sıra ördüğünüzü anlayabilirsiniz. Başakları sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 sıra ördüm. Şimdi bundan sonra ben artık düzü düz, tersi ters öreceğim. Lastik örgüyü bırakıyorum. Normalde 2 düz 2 ters örüyorduk. Artık düzü de düz öreceğim. Tersi de düz öreceğim bu sırada. Arkasına geçtiğimde ise ters kısım olacağı için bütün ilmekleri ters öreceğim. Şimdi ben sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Son iki ilmeğimi de düz ördüm. Örgümü çeviriyorum. Artık bakın düz ördüğümüz için bütün ilmeklerimiz çizgi çizgi görünüyor. Hepsini ters öreceğim. İpimi ön tarafa alıyorum ve ters örgü yapıyorum. Artık bu şekilde 20, 25 kaç sıra isterseniz o kadar örebilirsiniz. Boyun hizasına gelene kadar bu şekilde örgümüzü uzatacağız. Benim gibi çok kısa bir kazak örmek istemiyorsanız bunu dilediğinizce uzatabilirsiniz. Boyun kısmına geldiğimizde omuz kısmını da ayıracağız. Sıra sonuna geldiğimde düz kısma geçmek için örgümü çevireceğim ve bu kısımdan düz örmeye devam edeceğim. Şimdilik 20-25 sıra olana kadar öreceğim. Daha sonra boğaz kısmına geldiğimde, boyun kısmına geldiğimde ayrım yapacağız. Boğaz ve omuz kısmını ayıracağız. O kısımları da anlatacağım. Şimdi siz kazağınız ne kadar olsun istiyorsanız uzunluğu o kadar örmeye devam edebilirsiniz. Ters kısmı bitirdim. Düzü çeviriyorum. Bakın artık bu düz kısımlar daha da belirgin olmaya başlayacak. Alttaki lastik kısmından sonra artık başak modeller devam edecek. Tekrardan ilk ilmeğimi düz örüyorum ve geri kalan bütün ilmekleri de düz örmeye devam ediyorum. Bakın. Dediğim gibi bu şekilde artık devam ediyorum. Bu ara noktaları göstermeyeceğim. Umarım anlaşılır olmuştur. Uzasın istemiyorum. Tersi ters, düzü düz örmeye devam ediyorum. İstediğim uzunluğa gelene kadar. Kazağımı istediğim boya gelene kadar ördüm. Toplamda 26 sıra. Ortadaki çizgi yani ters ilmekliğin üzerinde oluşan başakları sayabilirsiniz. Daha kolay olacaktır. Toplam 26 sıra ördüm. Şimdi omuz ve boyun ayrımını yapacağız. Kendi ilmek sayınıza göre, istediğiniz boyun açıklığına ve omuz genişliğine göre bunu ayarlayabilirsiniz. Şimdi ben omuz için 16 tane ilmek bırakacağım. O yüzden ilk 16'yı düz bir şekilde örüyorum. Düz sıramda olduğum için. Altı ilmeği ördükten sonra boyun açıklığı için kesme işlemi yapacağız.
Ben 16 burada, 16'da diğer omuzda bıraktığımda ortada benim 38 tane ilmeğim kalıyor. Kesme işlemi yaparken 16 ilmekten sonra önüme gelen 2 ilmeği birlikte örüyorum. Düz bir şekilde ördüm. Biraz sıkılayalım. Ve bu kestiğim sağdaki ilmeği sol şişime aktarıyorum. Tekrar 2 ilmeği birlikte düz bir şekilde örüyorum. Ve bu ilmeği tekrar sola aktardım. Bu şekilde ben 38 tane ilmek keseceğim. Siz ne kadar bir boyun açıklığı istiyorsanız o kadar kesebilirsiniz. Çok daha fazla bir sayıyla başladıysanız, düşük bir omuz istiyorsanız, dediğim gibi bu ayarlanabilir. Bu şekilde kesmelerime devam ediyorum. Bütün ilmeklerimi kestim boyundaki 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 ilmeğim var. Bunu da buraya aktardığımda 16 olacak. Ama zaten bunu örerken, keserken ördüğümüz için örmeden devam ediyorum. Geri kalan 15 ilmeğimi düz örüyorum. Örgüm şu an bu şekilde görünüyor. Önce sol taraftaki omuz öreceğim. Daha sonra ipimi kesip sağ taraftaki omuz öreceğim. Dilerseniz bu şekilde bırakabilir ya da hem boyun açıklığını artırmak için hem de böyle omzun daha yukarı doğru çıkmasını istiyorsanız birkaç sıra örebilirsiniz. Ben toplamda 10 sıra kadar örmeyi planlıyorum. Biraz böyle yukarı doğru çıksın istiyorum. Dökümlü dursun istiyorum. Ya da başka boyun kesme teknikleriyle devam edebilirsiniz. 1, 2, 3, 4 ilmekler kesebilirsiniz ve oval yaka yapabilirsiniz. Ben o şekilde yapmayacağım. Düz bir şekilde kestim. Omuz kısmını biraz daha uzatmak istiyorum. Şimdi örgümü ters çeviriyorum. Ve dediğim gibi sadece bu omuzdaki ilmekleri öreceğim. Tersi ters, düzü düz, herhangi bir değişiklik yapmayacağım. 16 tane ilmeğimi ters örüyorum. Son ilmeğimde ters ördüm. Örgümü çeviriyorum. Düz kısmındayım. Şimdi de düz örüyorum 16 ilmeğimi. Dediğim gibi bu şekilde omuz kısmını uzatacağım. Omuz kısmını örmeye devam ettim. Kesme noktamın hizasından sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ilmek boyunca ördüm. Şimdi kesme işlemi yapacağım. Aynı boyun kısmında gösterdiğim gibi. Önüme gelen ilk 2 ilmeği düz bir şekilde örüyorum. Sağımdaki ilmeği sol şişime aktarıyorum ve ikisini kesiyorum. Bu şekilde 16 ilmeğimi keserek azaltacağım ve sıramı bitirmiş olacağım.
Son ilmeğimi de kestim. Şimdi ben bu parçayla diğer ikinci parçayı birleştirirken dikiş yapacağım için belli bir uzunlukta ipimi kesiyorum. Çözülmesin diye de bir tane düğüm yapıyorum. Bu şekilde. Şimdi diğer omuz kısmını öreceğiz. Zaten bu tarafa doğru gelirken düz kısmı örmüştük. O yüzden tersten öreceğiz. İpimi bu şekilde bakıldığında sol tarafta kalan ilmeğimden devam edeceğim için buraya tutturuyorum. Bir iki tane düğüm atabilirsiniz. Daha sonra iç kısımda gizleyeceğiz. O yüzden bu şekilde düğümü atarken biraz ip bıraktım. Ters kısmındayım örgümün. İlk ilmeği ters örüyorum. Ve geri kalan ilmekleri de ters örüyorum. Eğer simetrik bir omuz istiyorsanız, diğer omuzda ne kadar ördüyseniz, kaç sıra ördüyseniz o kadar örmeniz gerekiyor. 10 sıra boyunca devam ediyorum. On sıra boyunca devam ettim ve gösterdiğim şekilde kesme işlemini yapıyorum. Kesme işlemimi tamamladım. İki tarafta tamamlandı. Şimdi ben ön ve arka parçayı aynı şekilde ördüm. Bu şekilde. Dediğim gibi yaka farklılığı yapmıyorum. Belki ilerleyen videolarda V yaka veya oval yaka nasıl örülür onları da anlatabilirim. Şimdi ben bu iki parçayı dikeceğim ve daha sonra misin alışış ile boyun lastiği yapacağım. Ama siz misin alışış ile örmüyorsanız, eğer yapabiliyorsanız önce bir yakada lastik örgü yapın. Daha sonra diğer yakada lastik örgü yapın ve öyle dikin. Ya da benimle birlikte dikin şimdi bu iki parçayı ve lastiği ayrı bir yerde uzun bir şerit halinde çevresi kadar örüp üzerine dikebilirsiniz. İlerleyen kısımlarda lastiği nasıl ördüğümü anlatıyor olacağım. Açıklama kısmından dakikaya bakabilirsiniz hangi dakikada anlattığıma. Şimdi benim iki parçam bu şekilde. Ölçülerini vereyim. Daha sonra dikelim ve boyun lastiğini örelim. Şimdi parçalarımı şöyle düzelteyim. Kenardan tabii ki de kıvrılıyor içe doğru. Şu şekilde kabaca ölçmem gerekirse 38 santim. Uç kısımlardan ölçeyim. Evet, 40 santim genişliği. Tabi bunun esneme payını düşünebilirsiniz. Şu gövde uzunluğunu ölçelim. Boyun kısmından alt lastik kısmına kadar 15 santim. Omuz kısmına bakalım. Boyun kısmına kadar olan kısım 5 santim. Bu şekilde ölçülerimiz. Kendiniz nasıl istiyorsanız, daha uzun bir kazak örmek istiyorsanız da aynı mantıkla örebilirsiniz. Şimdi ben bu iki parçayı ters kısımdan dikeceğim. İğne kullanabilirsiniz ya da benim yapacağım gibi tığ ile dikebilirsiniz. Zaten ip bırakmıştım. Karşıda denk gelen ilmekten batacağım. Ve ipi buraya alacağım. Bir ilmek çıkardım. Şimdi karşılıklı denk gelen ilmekleri batıyorum.
İlmek çıkardım ve içinden geçirdim. Kayma dikişi yapmış oldum. İğneyle de dikebilirsiniz. Hangi yöntem kolayınıza geliyorsa. Bu şekilde ben karşılıklı dikiş yapıyorum. Dikişimi tamamladım. Düz kısımdan bu şekilde, ters kısımdan da bu şekilde görünüyor. İpim yetişmediği için tekrardan şuradan küçük bir parça iple diktim. Daha sonra bunları içinde gizleyeceğim. Aynı yöntemle diğer kısmı da dikiş yapacağım. Hizalayacağım. Burada zaten ip bırakmıştım. Tersten dikiş yapacağım. Bu tarafına dikişini tamamladım. Düz kısmındayım örgümün. Yan kısımları da dikeceğiz ama onu sonra yapmak istiyorum. Şimdi lastik kısmına geçeceğim. Dediğim gibi ben misnalı şişle öreceğim. Eğer ki misnalı şişiniz yoksa veya lastik örmek istemiyorsanız bu kısmı atlayabilirsiniz ya da lastik örecekseniz ayrı bir yerde uzun şerit halinde örebilir, çevresine dikebilirsiniz. Ya da dediğim gibi dikiş yapmadan önce teker parçaların üzerinde benim şu an yapacağım gibi lastik çıkarıp daha sonra dikebilirsiniz. Şimdi parmağıma doluyorum. İlk ilmeği tığ ile alacağım. Köşeden veya yandan olsun hiç fark etmez. Tığımı geçirdim. İlmek aldım. Bu şekilde. Bu benim ilk ilmeğim. Devamındaki ilmekleri de tığ ile çıkarmaya devam edebilirsiniz. Şimdi önümüze gelen bütün ilmeklere batacağız. İpimi doluyorum. Ve geri çıktığımda ilmek alıyorum. Şişime. Tekrar yanındaki ilmeğe batıyorum. İpimi doladım ve geri ilmek alarak çıkıyorum. Şuradaki ipi sabitlemek adına şöyle bir iki düğüm atalım yanındaki iple. Bu şekilde kazağımızın çevresine dolanarak ilmekler toplayacağız şişimize. Eğer ki almakta zorlanıyorsanız şiş ile tığ ile batıp ilmek alabilirsiniz bu şekilde ve şişinize takabilirsiniz bu şekilde. Hangi yöntem kolayınıza geliyorsa ben şimdi devam ediyorum. Boyun kısmını dolanarak lastikleri çıkardım. 38 ön tarafta, 38 arka tarafta, yanlardan da 12'şer tane ilmek çıkardım. Başlangıç yerimdeyim. İlmeklerimi düzeltiyorum. İsterseniz bir ters bir düz
lastik örebilirsiniz. Ben alt kısımda yaptığım gibi iki düz, iki ters lastik öreceğim. İki tane düzümü örüyorum. Ters örmek için ipimi öne alıyorum. Bu şekilde çevresini dolanarak örgümüzü çevirmeden önümüze gelen ilmekleri istediğimiz gibi öreceğiz ilk sırada. İkinci sırada ise önümüze gelen şekliyle öreceğiz. Yani düzü düz, tersi ters. Lastik örmek istiyorsanız bu şekilde devam edebilirsiniz. Son iki ilmeğimdeyim. Onları da ters örüyorum. Toplam 100 ilmeğim vardı. Tersle bitirdim. Düzle başlamıştım. Şimdi herhangi bir şekilde örgümü çevirmeyeceğim. İlmeklerimi düzeltiyorum. En son tersle bitirdim. Dediğim gibi burada ördüklerimiz arkaya ters olarak çıkacak zaten. Hiçbir şekilde örgümü çevirmeden önüme ne geliyorsa onu örmeye devam ediyorum. Düz ördüm. İki tane ters örüyorum. Bu şekilde lastik boyu ne kadar olsun istiyorsanız devam edebilirsiniz. Ben çok uzun bir lastik yapmayı düşünmüyorum. Birkaç sıra boyunca dönerek öreceğim. Lastik örgümü 6 sıra boyunca devam ettirdim. Çok fazla uzun olsun istemiyorum. Zaten benim ördüğüm yaka kıyık yaka. Çok da bu olsun istemiyorum açıkçası. Başlangıç yerimin olduğu yerdeyim. En son 2 tane ters ördüm. Kesme işlemi yapacağım gösterdiğim gibi. Önüme gelen 2 ilmeği birlikte düz örüyorum. Bu ilmeği tekrar sola takıyorum ve tekrar ikisini birlikte örüyorum. Bu şekilde boyun kısmını dolanacağım. Bütün ilmeklerimi keserek sıramı tamamlayacağım. Son ilmeğimi de kesiyorum. Böylece tamamlanmış oldu. İpimi de belli bir uzunlukta kestim. Şimdi bu kısmı iğneyi de gizleyeceğim. İpi iğneme geçiriyorum. İpi iğneme geçirdim. Ve burada minik bir dikiş yapıyorum. İpimi arkadan düğüm atacağım. Daha sonra ilmeklerin arasından iğnemi geçirerek gizleyeceğim.
boyun kısmını tamamladım. Yan kısımda bir kol açıklığı bırakmamız gerekiyor. Üzerinde deneyebilirsiniz. Ben alttan lastik kısmını dikeceğim. Ve bu kadar bir kol açıklığı bırakacağım. Sizin ördüğünüz kazağa göre alt kısımdan ne kadar dikmeniz gerekiyorsa o kadar dikebilirsiniz. Dilerseniz burada gösterdiğim yöntemle tığ ile, dilerseniz de iğne ile dikebilirsiniz. Ben şimdi bu lastikleri alt kısımdan her iki tarafında lastiğini dikeceğim. Bu şekilde bir kol açıklığı kalsın istediğim için. Daha sonra kol kısmına örmeye geçeceğiz. Dikiş kısmını size de göstermek istedim. İğne ile dikeceğim. İpimin ucuna düğüm attım. İğnemi geçirdim. Düz kısımdan dikiyorum. Farklı bir teknik olacak. Size de göstermek istedim. Bu şekilde hizalayıp iğnemi sağ alt köşeden yerleştirip sol taraftaki köşeyle birleştiriyorum. Uç kısım, düğüm olan kısım içeride kalacak. Şimdi dikiş yaparken bakın burası düz ilmeğimiz. Yandaki ilmeğimizin şöyle geçelim. Şu düz kısmın hemen iç kısmına çizgiler var. Ters ilmek gibi. O çizgilerden dikişler yapacağız. Geçiriyorum. Hemen düz ilmeğin yanında bakın şuradan iğnemi geçireceğim. Burada çizgiler var. Bu çizgilerden iğnemi geçiriyorum. Bol bir şekilde geçirdim. Ve karşısında yine aynı şekilde bu ara kısımda çizgiler var. Oradan da iğnemi geçiriyorum. Bol bir şekilde dikiş yapıyorum. Yine sağ taraftakinden iğnemi geçiriyorum. Bakın bol bir şekilde aslında özensiz bir şekilde dikiyorum. Çizgi çizgi kötü sayılabilecek bir dikiş yaptık. Daha sonra bu ipimi çekince dikişimiz birleşmiş oldu. Bu kısmı biraz uzun tuttum. Biraz daha çekelim. İç kısımda kalsın. Bu şekilde dikişimi tamamlayacağım. Dikişim tamamlandığında bakın hiç dikiş yokmuş gibi aslında kusursuz görünüyor. Şimdi ben kolu örerken aynı boyun kısmında yaptığım gibi ilmek çıkararak öreceğim. Bisnaz şiş kullanmıyorsanız kolu ayrı örüp üzerine tutturarak dikmeniz gerekiyor. Yani dikdörtgen bir parça örmeniz gerekiyor. Onu da söylemiş olayım. En son kırmızı kalmıştı. Kırmızıyla devam etmek istiyorum. Yine alttan köşeden ilmek almaya başlayacağım. İlk ilmeğimi aldım. İpimizi arkada düğüm atalım. Kol için daha küçük bir misin alışı hiç kullanırsanız daha iyi olur. En azından 60 santim gibi. Benim misin alışı şişim 100 santim. Ben bu şekilde devam edeceğim. İlk ilmeğimi tığ ile aldım. Önüme gelen ilmekleri batıp ilmek çıkaracağım. Gösterdiğim yöntemle boyun kısmında. Çevresini dolanarak ilmekleri toplayacağım.
Bu kolda kaç ilmek toplarsanız öbür kolda da o kadar ilmek almanız gerekecek. Bir yere not alabilirsiniz. Örmeye devam ediyorum ilmek çıkarmaya. Daha sonra örmeye başlayacağım. Kolun çevresini dolandım ve toplamda 47 tane ilmek çıkardım. Başlangıç noktamdayım. Ben kolda herhangi bir model yapmayacağım, düz öreceğim. O yüzden ilk önüme gelen ilmeği düz örüyorum. Bu şekilde yine hiçbir şekilde tersini çevirmeden sadece düz kısmında düz örgü yaparak öreceğiz. Eğer misal şişle örüyorsanız bu şekilde devam edebilirsiniz. Eğer normal şişle örecekseniz kolunuzun ölçüsü kadar ilmek alıp düz dikdörtgen bir parça örüp dikebilirsiniz. Bu şekilde etrafını dolanarak düz örgü yapıyorum. Başlangıç yerime kadar devam ettim. Ters çevirmiyorum ve düz örmeye devam ediyorum. Ben herhangi bir daraltma yapmayacağım. Zaten geniş durmasını istiyorum kolun. Belki birkaç sıra ilerleyince artış yapabilirim. O kısmı da gösteririm eğer yaparsam. Bu şekilde kol kısmı dümdüz aşağıya doğru uzanacak. İspanyol kol gibi böyle giyildiğinde dökümlü bir kol olsun istiyorum. En azından bilek kısmına kadar bu şekilde devam edeceğim. Dediğim gibi artış yaparsam o kısmı göstereceğim. Bilek kısmında lastik örgü yapmak istiyorum. O kısımların hepsini anlatacağım. Şimdi ben düz örgüyle devam ediyorum. Kolu birkaç sıra boyunca ördüm. Üzerinde denedim. İstediğim gibi olmuş. Kasmıyor. Çok da bol değil. Ama yine de sizin artış yapmanız gerekiyorsa aşağıya doğru daha da bollaşsın isterseniz kolunuzun kalınlığına göre veya keyfi hiç fark etmez. Artışı göstermek istedim. Şimdi normalde biz bu şekilde ilmeklerimizi örüyoruz. Artış yaparken iki ilmek arasında olan çizgi bir bölüm var. Şu nokta. Bunu alıp sol şişime takıyorum. Bunu normal örüp artış yapabilirim ama delik olacaktır. O yüzden ön kısımdan çapraz bir şekilde şişimi geçiriyorum ve bu şekilde örüyorum. İkinci sıraya geldiğinizde bu ilmeği normal bir şekilde örebilirsiniz. Sıkıntı olmayacaktır. Üst üste artış yapmayın. En azından arada bir iki tane ilmek örün ve tekrar şu aradaki noktayı sol şişinize taşıyın ve önden çapraz bir şekilde şişinize geçirip örün. Böylece artış yapmış olursunuz. Ama ben yapmayacağım. Düz bir şekilde örmeye devam edeceğim. Eksiltme yapmak isterseniz de iki ilmeği aynı anda örüp devam edebilirsiniz. Dediğim gibi artış ve eksiltmeleri üst üste yapmayın. Birkaç tane ilmek örün, artış ve eksiltme yapın. Birkaç ilmek daha örün. Bir sırada bunu birkaç kere tekrarladığınızda farkı göreceksiniz. Daralma veya genişleme devam edecektir. Ben bu şekilde dümdüz bilek kısmına kadar öreceğim. Örünce kaç sıra veya kaç santim ördüğümü sizlerle paylaşacağım. Omuz kısmından
bilek kısmına kadar devam ettirdim. Ölçüsünü vereyim. İlmek çıkardığım noktadan itibaren ölçüyorum. 46 santim. Bu tam benim bilek noktasında bitiyor. Ördüğüm lastik benim elimin üzerini kapatsın istiyorum. Çünkü daralan bir kol örmedim. Hatta şöyle genişliğini de vereyim. 15 santim genişliği. Şimdi benim ilk ilmek aldığım kol altından hiza aldım. Siz oraya işaretleyici de koyabilirsiniz. Ve aynı hizada şimdi lastik örmeye başlayacağım. Ben bilek lastiğini alt lastikte ve boyun lastiğinde kullandığım gibi iki düz iki ters öreceğim. Başlangıç ilmeğim 47 idi. Dalgınlığıma geldi. Arada bir tane ilmek artırdım size gösterdiğim gibi ve 48 tane ilmeğim var şu anda. Çünkü ben iki tek şey iki ters iki düz öreceğim için çift ilmeğe ihtiyacım var. Bitirdikten sonra iki düz yapıyorum. İpim arkadayken ters yapmak için öne alıyorum. Ve iki tane ters yapıyorum. Dediğim gibi ben elimin üzerini kapatsın istiyorum. O yüzden en azından bir 5 sıra kadar örüp bakacağım. Bu şekilde dönerek devam edeceğim. Zaten eğer ilmek sayınız doğruysa başlangıç yerine geldiğinizde, buraya geldiğinizde tekrardan tersin üzerine ters, düzün üzerine düz denk gelecektir. O yüzden ilmek sayınıza dikkat edin. Eğer ki siz de benim gibi iki ters, iki düz örüyorsanız ama ilmek sayınız eşit olmadıysa gösterdiğim gibi arada bir tane eksiltme veya artırma yapmanız gerekebilir. Çok bir şey fark etmeyecektir. Şimdi ben bu şekilde dönerek lastik örgümü yapıyorum. Başlangıç yerime kadar modelimi yaptım. İki düzümü ördüm. Bundan sonra tersin üzerine ters, düzün üzerine düz örüyorum. Altı sıra boyunca lastiğime devam ettim. Şöyle bakalım. 3 santim örmüşüm. Benim için yeterli. Giyildiğinde şu şekilde üstü duracak. Siz dilediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Şimdi kesme işlemi yapacağım. En son iki tersimi ördüm. Düzle başlamıştım ben zaten. İkisini birlikte düz bir şekilde örüyorum. Sağ şişimdeki ilmeği sola takıyorum. Bu ve yanındaki ikinci ilmeği birlikte örüyorum. Tekrar sola takıyorum. Ve bu şekilde sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi kesiyorum. Bunu tığla da yapabilirsiniz zor geliyorsa. Göstereyim. Bu şekilde tekrar sola takıyoruz. Son ilmeğimi de kesiyorum. Artık kol ile işimiz bitti. Gizleyeceğim için biraz uzun bıraktım. Bir tane de düğüm atıyorum. Daha sonra iğne ile bu şekilde birleştireceğim burayı ve içeriden gizleyeceğim. Şimdi diğer kolun başlangıcını da göstereyim. Kırmızıyla devam edeceğim. O yüzden mavi kısmı ayırıyorum.
Yine köşeden, ortadan, omuz hizasından nasıl isterseniz başlayabilirsiniz. İlk ilmeği ben tığ ile alacağım. Dikiş noktasına denk geldi burası. Sonraki ilmekleri şişle almaya devam edeceğim. Dilerseniz hep tığ ile alıp şişinize aktarabilirsiniz. Bu şekilde içeriden de düğüm atalım. Alırken çözülmesin. Daha sonra bunları da gizleyeceğiz içeride. Öbür kolun başlangıcında 47 tane ilmek çıkarmıştım. Yine öyle yapacağım. 4-5 sıra ördükten sonra ben onu 48'e tamamladım. Daha sonradan geldiği için aklıma. Şimdi ilk ilmeğimi aldım. Yanındaki yere battım ve bir ilmek çıkardım. Bir daha batıyorum. Doluyorum. Geriye doğru bir ilmek çıkarıyorum. Bu şekilde çevresini dolanarak 47 tane ilmek çıkaracağım. Çevresini dolandım ve toplam 47 tane ilmek çıkardım. Dediğim gibi ben 5-6 sıra ördüm. Daha sonra onu 48'e tamamladım. Siz de nasıl isterseniz öyle yapabilirsiniz. Herhangi bir şekilde örgümü çevirmiyorum. Başlangıç noktama geldim ve düz örerek devam edeceğim. İpim arkada ve düz örüyorum. Bu şekilde diğer kolda ne kadar ördüyseniz o kadar örmeniz gerekiyor. Sıra olarak saymadım ama 46 santim olana kadar devam edeceğim. Ben kolu uzun ve geniş tutuyorum. Siz daralan bir kol istiyorsanız dirsek kısmından sonra 5-6 sırada bir eksiltme yapabilirsiniz. Her sırada 2 ilmek, 3 ilmek azaltarak bilek kısmına doğru daralan bir kol örebilirsiniz. Ama dediğim gibi ben dümdüz uzun bir kol istiyorum. Instagram'da bunun anketini yapmıştım ve çoğunluk bu yönde olduğu için bu yönde örüyorum. Siz de dilerseniz dediğim yöntemle daraltabilir veya aksi takdirde de geniş olsun istiyorsanız dirsek kısmından sonra her sırada 3-4 ilmek artırabilirsiniz ve bunu 5-6 sırada bir tekrarlayabilirsiniz. Kolunuz genişleyecektir. Bu şekilde devam ediyorum. Başlangıç yerime kadar düz öreceğim ve sonra herhangi bir şekilde örgümü çevirmeden 46 santim olana kadar devam edeceğim. İkinci kolu da 46 santim olana kadar ördüm. Sonrasında ise 6 sıra boyunca lastik örgü yaptım. Bu arada saydım 109 sıra boyunca örmüşüm. Eğer siz de merak ederseniz söyleyeyim. Şimdi yine kesme işlemini yapacağım. Hizaladığım yerdeyim. Önüme gelen ilk iki düz ilmeği birlikte örüyorum. Bunu tekrar sol şişime takıyorum. Tekrar ikisini birlikte ördüm. Bu şekilde sıra sonuna kadar kesme işlemini yapıyorum. Çevresini dolanarak bütün ilmekleri kestim. İpimi de kesiyorum ve bir tane düğüm atıyorum. Böylece kazağımız tamamlanmış oldu. Tabii kadraja sığmayacak tamamı. Instagram adresime gidip nasıl durduğuna bakabilirsiniz.
Hem üzerimde duruşunu hem de askıda nasıl görünüyor paylaşacağım. Bu şekilde. Şimdi iplerden bahsedebiliriz. Benim iplerimden toplamda bu kadar ip kaldı. Hatırlarsanız ipim simit şeklinde, donat şeklindeydi. Bu renkleri örüntüye uymadığı için kesmiştim. Bu da son, yani ikinci ipimden kalan ip. Benim ipim 140 gram ve 215 metrelik bir ipti. İki tane kullandım. Yani 280 gram. Elimde bunları tarttım. 30 gram ip kaldı. Yani 250 gram iple rahatlıkla bu kazağı örebilirsiniz. 140 gramı 215 metreydi. Ona göre farklı ipler kullanarak, satın alarak yapabilirsiniz. Elinizde kalan ipleri de bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Bu benim ördüğüm aslında standart beden olduğu small beden için de uygun olacaktır. Ben medium large beden üzeri içinde yaptım. Ama dediğim gibi small beden giydiğinde rahatlıkla olacaktır. Bedeni daha fazla büyütmek isterseniz başlangıçta çektiğiniz ilmekleri daha geniş yapabilirsiniz. 70 yerine 90-100 ilmek yapabilirsiniz. İlmekleri alırken göğüs çevrenizi ölçebilirsiniz. Ona göre kendinize göre bir ilmek belirleyebilirsiniz. Kesme mantığı olabildiğince en kolay yöntemle anlatmaya çalıştım. Daha farklı kazaklar örmeyi planlıyorum. V yaka, oval yaka, daha farklı kesimlerde şiş örgü, tığ örgü hepsini yapmayı planlıyorum. Videoların devamı için yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Dediğim gibi Instagram hesabımda paylaşacağım duruşunu. Dilerseniz açıklama kısmından Instagram adresime de ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.